periferik arter hastalığı dediğimiz şey aslında ateroskleroz dediğimiz Evet. damar yağlanması hastalığının periferik damarlardaki yansıması. Hastalık aslında tüm vücudu ve tüm atar damarları ilgilendiren bir hastalık. Çoğunlukla kalp damar tıkanıklıklarıyla karşılaştığımız için aslında aterosklerozun en sık karşılık bulduğu organımız kalp. Şimdi periferik arter hastalığında da biz şayet bir hastanın bacak damarında bir tıkanıklık tespit etmişsek veya şah damarında bir tıkanıklık tespit etmişsek standart olarak kalp damarlarını kontrol ediyoruz. Çünkü hastalık aynı hastalık ve bir bölgeyi tuttuğu zaman bir başka bölgeyi de tutması son derece olağan. Dolayısıyla klasik olarak biz anjiyografi yaptığımızda hastalarımıza bacak damarı için yaptık veya böbrek damarı için yaptık veya şah damarı için yaptık. Mutlaka devamında kalp damarlarını da aynı seansta kontrol ediyoruz. Bu kimi zaman tersi için de geçerli. Kalp damarlarında yoğun problemi olan hastalarımızın biz şah damarlarında dönem dönem kontrol etme ihtiyacı duyarız. Özellikle ameliyata gitmeden önce hastalarımızı mutlaka kontrol ederiz.